Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Bugün bayramın 3. günü. Çalışmaya devam ediyoruz. Allah'ın kimsenin sağlığını, sıhhatini elinden almasın. Huzurunu, mutluluğunu. Bunlar oldu muydu? Gerisi kendiliğinden gelir. Şimdi akşam bir kardeşim aradı, onunla görüştük. 3-4 ay önce aramışlar. Kendi işleri varmış, işleri bozulmuş. Kapatma zorunda kalmış, iş arıyordu. Şimdi nasip olursa akşam aradı işte. Belediyeden bir ışık gelmiş. Belediyede işe başlayacak inşallah. Yani bayramlarını bitirince çağırmışlar. Daha önce bir teste tabi tutmuşlar. Vermişler ki galiba geri çağırmışlar diye. Başı vurmadı, denesin seni falan diye. İnşallah kardeşimiz hayatında yeni bir döneme başlayacak. Benimle paylaşmak için aramış. Sağ olasın. İnanın kendim bu olayı yaşamış gibi sevindim. Bir insan işinin bozulması zor. Huzuru, işi bozulma beni çok zor. Ama kimsenin işini bozmasın. Kim olursa olsun, kimsenin işini bozmasın. Bu işveren de olsaydı, işçi de olsaydı. İnşallah kimsenin işi bozulmasın. Yani bir yerine çabalayıp çabalayıp gelip de bir yerden sonra elinde avucunda bir şey kalmadığını görmek çok zor. Yani bunu yaşamak şart değil anlamak için. Yani şöyle bir düşündüğün zaman, gözümden de getirdiğin zaman bunun ne kadar çok zor olduğu belli zaten. Şimdi yapıyoruz, zamanla hepimiz yapıyoruz. Hayatta bazen gevşek davranıyoruz. Umursamazlık yapıyoruz. Sonra bu umursamazlıklar bize bazen geri dönüşü olmayan şekillerde dönüyor. Ondan sonra eyvah. Bir adam işte geçiyor. Çok temkinli davranmak lazım. Hayat çok güzel. Dünyada yaşayabilmek çok güzel. Ama nasıl güzel, temkinli yaşayarak. Sürekli hani bir şehirler vardır, ceylanlar otlanırken, karınlarını doyururken sürekli sağa sola gözlüyorlar. Bir lokma alıyor, kaldırıyor, kapatıp sağa sola bakıyor. Aslanlar var mı, sırtlanlar var mı işte. İştahlar var mı diye yani sürekli can şeyi var ya. Aslında baktığın zaman bizim böyle olmamız lazım. Tam artık şeyimiz var, zaafımız. Şey son noktaya gelinceye kadar, çaresizlik içine düşünceye kadar umursamıyoruz. Ondan sonra bocalıyoruz, gebeleniyoruz ama maalesef işte böyle bir şey oluyor. Yani bunu bir kardeşim için anlatmıyorum, hayat geneli için anlatıyorum. Ha, bunu anlatırken ben yapıyor mu aynısını, şeyler oluyor mu? Yok değil. Aynısını yapıyoruz yani. Mesela nedir? Şöylekine ben kendimden örnek vereyim. 50 bin liralık civarı araba almam lazım. Kendim ona göre ayarladım. Ama şimdi gönlüm istiyor ki yani istediğim araba tam değilse de yakın değeri 70 lira civarında. Ya borca girmeyeceğim diyorum. Ben rahat yaşayayım. Sıkıntıya girmeyeyim diyorum. Ama duramıyor insan. Duramıyor. Sabredemiyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Cemo! Bu ince malzeme oldu mu? Şeye dök. Aşağıya dök. Bu tarafa dök. İnce bu. İnce. Mustafa patron yol bağlayacağım diyor. İnce malzeme diye istiyor bir de. Yani
şimdi maalesef stres yapacağız. Halbuki al, hatta 50 bin liralık alacağını 25 liralık al, 30 liralık al. Kenara at paran diye, kenara var. Sıkıntı olursa kullanırsın. Saati yaşa, ne olacak? Öyle değil işte, maalesef, maalesef. Oo, arzular arttı. İsteklerimizin önüne geçemiyoruz. Önce kendini yapsak da mücadele. Zaten onu yersek, nefsimizi yersek bütün olay bitecek. Ama önce onu yeniliyor zaten. Ondan sonra stres, borç, şey ödeyeceğim, uğraşıyorum. Tabii ki bizim dediğimiz bu ufak çaplı ama büyük şirket üyesi olanlar hangi sabaha geliyorlar? Şirketin bankası olmasına geliyorlar. Borç çok büyük olduğu için. Bey de alsam işimi görürüm. Ama işte yeri gönül durmuyor. İnsan kendine yaptığını başka kimse yapamaz derler ya. Durum gerçekten öyle. Aslında çok akıllı davranmak lazım. Tanıdığım çok nadir insan var bu şekilde. Müteahhitlik yapıyor adam. Neydi? Kango bir araba. Belki arabası 2000 model civarlarındaydı. Şimdi ne yaptı bilmiyorum da. Diğer müteahhitlere bakıyorum. Hep son model arabalar alıyorlar, şey yapıyorlar falan. Onunla konuştum. Ya dedi ben bu konuştuğumuzda tabii 10 sene falan oldu. Ben kalkıp da dedi 300 bin lirayı, 500 bin lirayı dedi bir arabaya bağlayamam dedi ya. Ne gerek var dedi. Giderim onun yerine arsa alırım dedi. İnşaata başlarım. Çok mantıklı. Adam bir nevi hırsını, nefsini yenmiş. Yani kendini birazcık yenmiş. Böyle olsak aslında yaşamak çok rahat. Bak inanın, öyle yapabilsek hayat çok rahat aslında. Hayatı kendi kendimize zorlaştırıyoruz. İşte evimiz 150 liralık değil de 250 liralık olsun. Şu kazdığımız yerde daireler şimdi 600 bin lira diyorlar. 600 bin lira arkadaşlar, dile kolay. Bunu ödemek, şey yapmak. Şimdi bu 600 bin lirayı ödeyene kadar insanın yarı ömrü gidiyor. Şimdi 600 bin lirayı buraya alacaksın. Bir de şimdi uyum sağlayacaksın. Buradaki oturan diğerlerine karşı uyum sağlaman için içine kaç para harcayacaksın? Bir düşün yani. Harca harca bitmez, istekler bitmez. Bir de içinde harcadığınla beraber şunu bunu yani dünya para. Bu da ne? Dünya stres. Başka bir şey değil. İnsanın da en büyük düşmanı stres. Hiçbir şey değil. En büyük düşman stres. Bütün hastalıkların başlangıcı da streslendir. Yüklerle geçiyorlar. Uçlar bir yerden sonra iflas ediyor. Yorgun düşüyor. Yani şimdi konu döndü dolaştı arkadaşımızın şimdi mesela biz de sonra patron bundan 6 ay öncesi diyor ki şu makine benim için hayaldi ya. Hiç aklımda böyle bir şey yok yani böyle bir makine alabilir. Ama şimdi ne yapıyor? İkinci makineyi almayı düşünüyor. İkinci makineyi alsın. Sen başka bir şey isteyecek. Ya arabaları çeker yapacağım diyecek. Yani bu olacak ya. Bunun kaçınışı yok yani. Ne bileyim. Canım başka bir şeyler isteyecek. Şu kadar, bu kadar. İnsanın istemenin sonu yok. Gözümüzü doyuracak tek şey bu. Toprak. Diyorum diyorum yani sizlere söylerken. Ben kendim çok farklı bir yerim. Ben de aynıyım. Genelde de kendime örnek veriyorum. Kendimize iyi davransak hayat çok kolay olacak. Kendimizi borçlandırmasak, kendimizi streslendirmesek. Bakın işte zengin adam görüyorsunuz lan.
şerflendiren biziz, başkası değil. Hiç suçlu aramaya gerek yok. Vay şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bunlar dış etkinler. Eğer hayat kendimiz akıllı başlı yaşarsak, dışarıdan yapacak yapılanlar bir şey yapmaz. Ona göre tepkini yaşarsak, herkesin değerlendirmesini iyi yaparsak, korktuğunu, düşmanlığını, o zaman hayat çok rahat. Hayatı biz kendimize zorlaştırıyoruz maalesef. Çoğumuz en ufak tartışmada susmayı bilmiyoruz. Akşam gösteriyordu. Bir yerde sokağa çıkma yasağından dolayı polislerle vatandaşlar tartışmışlar. Vatandaşlar küfür etmiş galiba. Polisler de çok tartışmışlar. Polisleri görevinden almışlar. Tamam, şimdi herkesin kendine göre haklı olduğu yeter var ama yazık değil mi o şimdi o polise? Ailesi var, çoluğu çocuğu var, bana var. Görevden alındıysa ne yapsın yani, bu adam ne yapacak? Bu adam hayata isyan eder, ister ister eder, hangimiz okuyacak? İşte ama iki tarafın oradaki vatandaşların susmayışında bu ayeti, bu halini artık küfür etmişler. Demek ki insanlarda o şey bozuldu. Yazıktır, günahtır, o polis işinden tuttu. Çoluğu çocuğu var, ailesi var. Borcu var, belki ev aldı, borcu kapsıda girdi. Ne olacak bu insanın ailesi? Bu durumu ne olacak? Şimdi bir kalemde bu polisi görevden attı. Ne yapacak bu adam ya? Belli bir de yaşa geldiyse eğilip büyülemez olmalı. Özüne biliyorum arkadaşlar. Herkesin düşmanı kendisi. Rahat yaşamak da herkesin kendi elinde. Herkes nasıl hayat isterse genelde hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.